piyasaya duyulan kurumsal ilgi ve kurumsal yatırımcıların yapmış oldukları hareketleri şöyle genel olarak bir inceleyeceğimiz video olacaktır. Şimdi önceki haftada nelerin yaşandığını bir hatırlayalım. Piyasada neler görmüştük ondan bir önceki hafta. Ondan önceki hafta Bitcoin'den böyle ciddi çıkışlar yaşanmıştı. Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Buradaki çıkışlar bu arada kalıcı çıkışlar değildir. Hani evet hadi güle güle bizden buraya kadar falan tarzında durumlar değildir. Fakat çıkıldığını görmüş olduk ve bu çıkışlar beraberinde neyi getirdi? Diğer altcoin'lere daha çok girişleri getirdi. Yani altcoin'ler üzerinde oluşan bir güven ortamını bize gösteriyordu. Bitcoin'deki çıkışlar önemli değil. Yani %99 tutması vardı, tutma oranları vardı Bitcoin'de. Hepi topu %97'ye düşmüş oldu falan tarzında olaylar yaşamış olduk. Ve dediğim gibi bu öyle aman aman bir önem arz eden bir husus değildir. Bunu da altını çizelim. Daha çok nelere yatırım yapıldı? XRP'ye bayağı yatırım yapıldı. Litecoin'de beklentinin aksine sabit kaldı. Hani düşüş olmadı tabii ki ama bir sabitlik söz konusu oldu. Tamam mı? Durumlar böyle. Genel itibariyle zaten XRP'de ve Litecoin'de inanılmaz derecede yüksek, biliyorsunuz ki kurumsal ilgi vardır. Kurumsal yatırımcılar buralarda çok fazla, bunlara çok fazla yatırım yaparlar. En çok Bitcoin, devamında Ether tabii, XRP, aynı şekilde Litecoin olsun. Ne bileyim işte ADA, Sol, Matic. Bunlar biraz daha az tabii ki ama bunlarda da yatırımlar bulunmaktadır, tamam mı? Geçtiğimiz hafta diyor Bitcoin ve kripto para yatırım ürünlerinde para çıkışları görüldü. Evet. Anahtar noktalar. Dijital varlık yatırımları alanında geçen hafta dikkat çekici bir fon değişikliği yaşandı. Çeşitli kripto paralara bağlı yatırım ürünlerinden toplamda neredeyse 21 milyon dolar geri çekildi diyor. 21 milyon dolar öyle piyasada aman aman yüksek bir para değildir bu arada. O neymiş bu falan tarzında bir para miktarı değil yani, çok büyütülecek. Çıkışların %93'ü long Bitcoin yatırım ürünlerinden gelirken short Bitcoin ard arda 14. haftasında toplam 3,1 milyon ABD doları tutarında çıkış gördü. Şimdi biz burada neyi anlıyoruz ve bu durum nasıl değerlendirilebilir? Birincisi, longlardan kısa vadeli bir çıkış yaşanmış, tamam mı? Yani şu anda kurumsal taraf vesaire long pozisyon açmıyor. Ve bu konuya ilişkin kısa vadeli oluşmuş, kısa süreli oluşmuş bir güven ortamı piyasada temsil edilmiyor. Evet, bu da normal bir durum. İkincisi, uzun zamandır devam eden 14. haftası an itibariyle de olan bir süreçtir ki artık ne görüyoruz? Bitcoin'de short işlemler genel olarak gitgide düşüyor. Ve bunlar tabii ki kalıcılık sağlamayarak, yani shortlama kalıcılık sağlamayarak short Bitcoin pozisyonlarında çıkışlar yaşanıyor. Bu da rutine oturmuş bir şekilde shortlamanın düştüğü anlamına geliyor ki piyasa üzerindeki açığa satış baskısını azaltıyor. Buraya kadar gördüğümüz durumlar gayet güzel bir şekilde ilerliyor. En iyi performansı gösterenler ADA ve XRP'ye odaklanan yatırım ürünleriydi ve toplu olarak 1 milyon dolara aşan girişler yaşadılar. Bu girişlerin yaşanması çok normal. Ripple kararından sonra tabii Cardano tarafı da biliyorsunuz hareketlendi. Zaten XRP daha fazla olmak üzere her ikisi de aslında piyasa içerisindeki şeyi çok yüksek, kurumsal ilgisi çok yüksek kripto paralar olduğu için beklenti de zaten bu şekilde olurdu böyle bir süreç içerisinde. Devam edelim. Dijital varlık yatırım ürünleri para çıkışı görüyor. Dijital varlık yatırımları alanında geçen hafta dikkat çekici bir fon değişikliği yaşandı. CoinShares adlı önemli bir analitik portalının son raporuna göre çeşitli kripto para birimlerine bağlı yatırım ürünlerinden toplamda neredeyse 21 milyon dolar çekildi. Durum Bitcoin ve Ethereum gibi büyük oyuncular için oldukça olumsuz göründü. Çünkü sırasıyla 19,4 milyon ve 1,9 milyon dolarlık ciddi çıkışlar yaşadılar.
Çıkışların %93'ü long Bitcoin yatırım ürünlerinden gelirken, short Bitcoin ard arda 14. haftasında toplam 3,1 milyon ABD doları tutarında çıkış gördü. Ancak genel olarak olumsuz bir trende rağmen belirli kripto paralar ayakta kalarak yatırımcıları cezbetmeyi başardı. Rapora göre en iyi performansı gösterenler ADA ve XRP'ye odaklanan yatırım ürünleriydi ve toplu olarak 1 milyon dolara aşan girişler yaşadılar. Bu beklenmedik başarı büyük oyuncuların zayıf performansıyla kıyaslandığında daha da etkileyiciydi diyor. Şimdi diyebilirsiniz ki neden işte bunlara 1 milyon dolar giriş yaşanmış, daha long Bitcoin'den işte 14 milyon dolar çıkmış falan, çok dengesiz değil mi? Bakın şöyle bir durum var. Diyorum ki kurumsal ilginin zaten kurumsal tutmanın tam tamına %99'u şeyde, Bitcoin'de. Zaten bu oranların bir an önce düşüş kaydetmesi gerekecektir. Anlatabiliyor muyum size? O yüzden aralarındaki bu küçük girişler ve aksine Bitcoin'den büyük çıkışlar da normal anlamı taşımaktadır ve güzel bir durumdur geçişler sırasında. Peki devam edelim. Mevcut durumda XRP ve ADA yılbaşından bu yana pozitif girişleri bulunuyor. Sırasıyla 10 ve 6 milyon dolarlık değere sahipler. Ayrıca solda dikkat çekti ve geçen hafta 600 bin dolarlık bir giriş artışı yaşadı. Sol fonlarındaki tüm girişlerin ve çıkışların birleşik değeri yılın başından bu yana önemli bir 15 milyon dolara ulaştı. Buna ek olarak Ethereum ve Avalanche sırasıyla 1,9 milyon dolar ve 400 bin dolar değerinde küçük çıkışlar gördü, normal. Dijital varlık yatırım ürünleri 17-21 Temmuz haftasında da küçük para çıkışları görmüş ve 4 haftadır devam eden yoğun para girişleri serisini bozmuştu. BlackRock'un spot Bitcoin ETF'i için başvuru yaptığı dönemde dijital varlık yatırım ürünleri, özellikle Bitcoin yoğun bir ilgi gördü ve yüksek miktarda sermaye akışıyla 4 hafta sürdürdü. XRP, ADA ve SOL'a neden kurumsal yatırımcı tarafından büyük bir ilgi var diye bir soru soruyor. Aslında cevabı gayet açık değil mi? Seç tarafındaki beklenti. Birincisi, bunlar zaten kurumsal tarafların hoşuna giden, kurumsal tarafların sevdiği kripto paralar. Çünkü uzun vadeli bakış açıları var ve uzun vadedeki genel değerlendirmeleri kendilerinin pozitif olarak karşımıza geliyor. İkincisi, son zamanlarda da bir alım fırsatı görmektedirler. Bunun sebebi de seç karşısında kazanılan zafer ve bunun potansiyel olarak devamının bekleniyor olmasıdır. Evet, genel olarak da böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.